Bozbıyık yaptığı açıklamada 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunundan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başvurduğunu hatırlatarak kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. 18 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilerek mecliste yürürlüğe girmiş durumda. Vatandaşlarımıza çok büyük tarihi fırsatlar sunan bir kanun. Ben bunlarla ilgili sizlere özet bilgi vermek istiyorum. Her şeyden önce kanunun kapsamı devlete olan vergi borçlarımız, çeşitli idari para cezalarımız, belediyelere olan atık su bedelidir, su alacakları gibi bir takım borçlar ile bazı sivil toplum örgütlerinin alacaklarından oluşmaktadır. Bozbıyık, kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarını yapılandırabileceğini ifade etti. Kanun temelde bahsettiğim alacak türlerinin, borçlar olan vatandaşlarımızın borçlarını kanunun getirdiği kolaylıklar çerçevesinde yeniden yapılandırmasını öngörüyor. En temel düzenlememiz bu. Borcu olan tüm vatandaşlarımızı kanundan yararlanmaya davet eden Bozbıyık, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi. 6 taksitte, 9 taksitte, 18 taksitte ödeme şansları bulunmakta. Peşin ödemeye çok önemli cazip imkanlar sunuyor. Şöyle ki, kanun temelde bize olan bir alacağın, gecikme faizi ve gecikme zammıyla oluşan alacağın, yurt içi üretici fiyat endeksi kapsamında yeniden yapılandırılarak borcu bir şekilde azaltıyor zaten. Bunun üzerine peşin ödemeyi tercih eden kişilerimizin vergi aslı ödemeleri ya da alacağın kendi aslı ödemeleri ve ortaya çıkan, yurt içi fiyat endeksi ortaya çıkan alacak miktarının %10'un ödemeleri kaydıyla biz vergi cezalarını ve gecikme faizlerinin tamamını siliyoruz ve YÜFEN'de %90'ını siliyoruz. O anlamda peşin ödeme çok ciddi avantajlar getirmekte. Mükelleflere stok affı konusunda da kanunun bir takım kolaylıklar sağladığını ifade eden Bozbıyık, kanunla mükelleflere muhasebe kayıtları ve bilançolarını düzeltme hakkı tanıdıklarını belirtti. Bu anlamda ben hem 10 milyon kitle içerisinde mükellef vatandaşlarımıza bu tarih fırsatları değerlendirmek üzere başvuru yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.